Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber anneannemle keşkek yapacağız. Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Torunumun dediği gibi bugün keşkek yapacağız. Bafra yöremize ait malzemeler 2,5 litre, 2,5 bardak keşkeklik bulgur buğdayımız var. 2 tane tavuk budumuz var. Tereyağımız var, salçamız var. Azıcık da sıvı yağımız var. Kırmızı pul biberimiz de var. Şimdi buğdayımızı yıkayacağız. Ondan sonra sıcak suyla ıslatıp yarın devam edeceğiz. Şimdi yıkamış olduğum buğdayımı ocağımın altını yakıyorum. Biraz tereyağı var, biraz sıvı yağ. Eriyecek. Biraz kavurduktan sonra üzerine su koyup bir taşım kaynattıktan sonra altını kapatacağız. Yarın devam edeceğim Allah izin verirse. Yağımız ısındı. Buğdayımızı koyuyorum. Biraz şöyle bir iki çevirelim. Yağ ile buğdayımızı biraz kavuruyoruz. Pilav kavurur gibi. Bundan sonra sıcak suyumuzu koyacağız. Bir taşım kaynattıktan sonra kapatıp yarın sabah devam edeceğiz Allah izin verirse. Etini o zaman koyacağız. Kavurmamın sebebi pilav gibi daha lezzetli oluyor. Şimdi sıcak suyunu verelim. Taşım kaynadıktan sonra kapatacağım. Yarın Allah izin verirse tavuğunu da koyacağız, devam edeceğiz. Aşama aşama keşkeğimizi yapacağız. Suyumuz kaynamaya başladı. Artık altını kapatabiliriz. Tenceremizin de ağzını kapatıyoruz. Yarın devam ediyoruz. Akşamda ıslattığımız keşkeklik buğdaylarımız gayet güzel yumuşamış. Şimdi altını açalım. Kaynamaya bırakalım. 2 tane tavuk budum var. Onları da koyalım. Kıvamı sulu. Eğer sizin su bayağı koyu olursa su ekleyebilirsiniz bu aşamada. Koyu olursa sıcak su ekleyebilirsiniz. Tavuk butlarımızı koyduk. Tuzunuzu da siz kendinize göre ayarlayın. Tansiyon hastası olabilir. Ona göre kendiniz ayarlayın. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra en kısık ayarda 45 dakika, 1 saat sonra arkadaşlar, keşkeğimiz 1 saat oldu. Bir bakalım şimdi tavuklarımız nasıl olmuş. Tavuklarımız gayet güzel pişmiş. Şimdi bunları çıkaralım. Didikleyelim. Ondan sonra keşkeğimizi servis yapacağız. Soğuya dursun. Biz şöyle biraz dövelim keşkeğimizi. Tahta kepçemizin arkasıyla. Arkadaşlar bu arada kışım da yanımda. Soğusun. Didikledikten sonra tekrar tenceremize koyacağız.
O aşamadan sonra tekrar beraber oluruz. Tavuklarımızı keşkerimizin içinden çıkarttık. Ufak parçalara didikledik. Şimdi biraz daha kepçenin arkasıyla buğdayı dövmemiz lazım. Sakız gibi olması için. Daha koyusu iyi olmaz. Soğuyunca daha koyuluyor zaten. Şimdi etlerimizi koyuyorum. Şimdi biraz daha karıştıralım. Arkadaşlar başka bir kanal yardım. Etlerimizi özleşsin. Şimdi biraz daha karıştıralım. Etlerimizle özleşsin. Şimdi tereyağımız var. Tereyağımızın altını yakalım. Tereyağımız yanmaması için biraz sıvı yağ ekliyorum. Tabağımızı alalım. Yağımız erisin. Salçalı yağımızı da üzerine dökeceğiz. Salça sevmezseniz sade tereyağı da olabilir. Ama ben biraz renk versin diye biraz salça ekliyorum. Yağımız yandı. Şimdi salçalı yağımızdan keşkeğimize dökelim. Çok güzel görüntü oldu. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Arkadaşlar gerçekten çok güzel kokuyor ve nefis duruyor. Ben videodan sonra bunu bol bol yiyeceğim arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hepinize bay bay. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.